Soru Cevap Podcast bölümüne hoş geldiniz. Her zamanki gibi lafı fazla uzatmadan konuya gireceğim. Ancak ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bana sorularınızı ulaştırmak istiyorsanız videonun açıklamasındaki linki kullanabilirsiniz. Hep merak etmişimdir, şehrin elektriği nasıl kesilir açıklar mısın? Şimdi elektrik üretimi ve dağıtımı da aslında Windows ve Linux gibi işletim sistemleriyle gerçekleştirilir. Bu nedenle Windows ve Linux gibi işletim sistemlerini ele geçirmeyi bilen saldırganlar bu tarz sistemlere de, yani elektriği ve suyu üreten, elektriği dağıtan, suyu dağıtan sistemlere de saldırı gerçekleştirebilir. Ancak bu sistemler normal bir ağdan daha izole bir şekilde tutulurlar. Yani bu ağlara ulaşması herhangi bir ağa ulaşmasından daha zordur. İnternete çıkışları yoktur, diğer ağlarla iletişimi çok kısıtlıdır vesaire. Bu ağlara eğer birisi sızmayı başarırsa, bu izolasyona eğer geçmeyi başarırsa, bundan sonrası daha hızlı gelir. Çünkü bu sistemler çok fazla güncel değildir. Çok fazla güncel tutulamazlar. Çünkü sürekli elektrik üretmeleri gerekmektedir. Sürekli elektrik dağıtımı yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle sistemler güncel değildir ve daha hızlı hacklenebilir diyebiliriz. Yurt dışındaki müşterim için ben bu ağlardan birine internetten acaba sızabilir miyiz diye bir test gerçekleştirdim. Şirket olarak gerçekleştirdik ve günün sonunda şunu gördük ki aslında 3 gün gibi bir sürede internetten birisi şirketin ağına, şirketin ağından da SCADA dediğimiz bu elektriği dağıtan, suyu dağıtan veya elektriği üreten, suyu üreten ağa sızmanın mümkün olduğunu, ağa sızdıktan sonra da zaten sistemleri ele geçirmenin de çok kolay olduğunu gösterdik ve o projede, o çalışmada hızlı bir şekilde çözüm önerileriyle hayata geçirildi ve açıklar kapatıldı, izolasyon daha iyi hale getirildi vesaire. Siber güvenliğe ilgisi olan üniversite çağına gelmiş biri bilgisayar mühendisliği okursa kendini siber güvenlikte nasıl geliştirir? Bu alanda yapılan akademik çalışmalar var mı? Ciddi bir eğitim nasıl alabiliriz? İnternetteki çoğu bilgi birbirinin kopyası durumunda tavsiyeleriniz. Şimdi eskiden yoktu siber güvenlikle alakalı akademik bir alan, ancak şu anda artık var. Hem yurt içinde var, hem yurt dışında var. Yüksek lisans programları var siber güvenlikle alakalı. İnternette biraz araştırma yaparak çok hızlı ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan bilgisayar mühendisliği ile siber güvenliğin ortak noktaları var elbette, ama siber güvenlik kendine has dinamiği, kendine has terimleri olan, jargonu olan farklı bir alan aslında. Yani bir bilgisayar mühendisini alıp da siber güvenlik uzmanı yapabilirsiniz. Bununla ilgili herhangi bir engel yok. Ancak siber güvenlik uzmanı olabilmek için bilgisayar mühendisi olmanıza gerek yok. Siber güvenlik uzmanlarının genellikle temel yaklaşımı bu işte ilgilerinin olması, araştırma ve kendi kendine öğrenme yeteneklerinin olması, kendilerini geliştirebiliyor olmaları. Aslında en temel nokta burada merak duygusu. Yani siber güvenlik uzmanlarına baktığınızda yaptığı işe karşı bir merak var ve sürekli bu merakla daha fazla öğrenme, daha fazla keşfetmeye çalışma güdüsünün en temel dinamik olduğunu görüyoruz. Şu an lisede olsaydınız nasıl bir yol izlerdiniz? Okul dışında ne yapardınız? Üniversitede hangi bölümü okurdunuz? Ben o zaman hemen doğrudan kendimden örnek vereyim ve bence nasıl olması gerektiğini anlatayım. Ben 15 yaşında başladım bu işe ve 15 yaşındayken lisedeydim. Lisede yaptığım şey kendi kendimi geliştirmek oldu. Yani o dönemde düşünün, Google, hatta YouTube dahi yok. 1999-90'ların sonu gibi tarihlerden bahsediyorum. Bu kaynakların olmadığı dönemde dahi internette bu işle alakalı oldukça fazla makale ve bilgi mevcuttu. Hepsi açık kaynak olarak yer alıyordu. Ben bunları inceleyerek ve hatta bir süre sonra da bunları kendim yazarak, oluşturarak, insanlarla paylaşarak başladım bu işe ve bu yöntemi hep benimsedim. Hiçbir zaman bu işi yapmanın önünde engel değil okul veya eğitim seçenekleri. Hiçbiri bu işi yapmak için engel değil. Bu işin başarılmasıyla alakalı olan tek şey yine kendiniz ve kendinizi nasıl geliştirdiğiniz, kaynaklara nasıl ulaştığınız ve aslında konuya nasıl yaklaştığınız. Yani aslında bu sorunun cevabı, herhangi bir şey değiştirmezdim. Sadece artık elimde daha çok kaynak olurdu. Çünkü YouTube dahi yoktu, Google dahi yoktu benim bu işlere başladığım dönemde.
şu anda daha fazla kaynak var, daha fazla imkan var, daha derinlemesine, daha çeşitli bilgilerle kendimi daha çok geliştirmeye adardım. Siber güvenlik uzmanı olmak için neleri bilmek gerekir, iş imkanları nelerdir? Şimdi siber güvenlik uzmanı olabilmek için temel koşul bence teknolojiyi iyi anlayabilmek lazım. Teknolojinin altında yatan mantığı iyi çözebilmek lazım. Bundan sonrası ise sadece bir bakış açısı, bir felsefe, bir düşünce tarzıdır aslında. Başlı başına bir yaklaşımdır siber güvenlik. O yüzden şunu bilmeniz gerek. Mesela siz biliyorum ki şunu bekliyorsun. İşte Python bilmeniz lazım. İşte C Sharp bilmeniz gerekli. C++ bilmeniz lazım. Ya da ne bileyim Bash bilmeniz lazım. Windows komutları bilmeniz gerekli. Şu tool'u, şu aracı bilmeniz gerekli dememi bekliyorsunuz. Ama aslında böyle bir durum söz konusu değil. Yani Python bilmenize gerek yok. Ama Python'ın nasıl çalıştığını, yani bir programlama dilinin nelerden ibaret olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini bildiğinizde, arkada çalışan mantığı anladığınızda, çok basit bulduğunuz yazılımları dahi değiştirerek veya kod parçalarını dahi değiştirerek işinizi görebilecek halde ya o seviyeye gelebiliyorsunuz aslında. Yani bu nedenle bir şeyi bilmeniz ön koşul değil. Teknolojiyi anlayabilmeniz ön koşul. Eğer ki teknolojiyi anlayamıyorsanız, teknolojiyi anladıktan sonra, mantığını anladıktan sonra o mantıkla yeni bir şeyler üretemiyorsanız veya o çalışma sistemini değiştirip normalde olması gereken dışında bir yöntemle çalışmasını sağlayamıyorsanız zaten bu mesleği pek de icra edemezsiniz. Çünkü konu burada aslında bir şeyi bilmek değil, bir şeyin nasıl çalıştığını anlayıp ona farklı şekilde yaklaşmaktan ibaret. İş imkanlarına gelecek olursak da şu anda dünyada en trend olmuş gözde mesleklerden bir tanesidir. Bunu zaten siber güvenlikle alakalı çıkan haberlerden çok rahat anlayabilirsiniz. Şu anda inanılmaz bir siber güvenlik uzmanı açığı var dünyada. Udemy'de etik hackerlıkla alakalı ve Python ile hack araçları yazma ile alakalı videoların faydalı olup olmadığıyla ilgili bir soru sorulmuş. Aynı zamanda ABD ve Avrupa ülkelerinde siber güvenlik için Türkiye'den veya dışarıdan uzmanlar alıyorlar mı? İngilizce konusunu nasıl halledebiliriz? Siz nasıl hallettiniz? Şeklinde soru sorulmuş. Şimdi tersten gidelim. İngilizce konusu gerçekten çok önemli. Çünkü kaynaklara erişebilmeniz lazım ki kendinizi geliştirebilirsiniz. Ben nasıl hallettiğime gelirsek, ben kendi kendime oyunlarla öğrendim, bilgisayarla öğrendim. Herhangi bir eğitim almadım. Kendi kendimi geliştirdim. Sadece burada biraz metot uygulamanız lazım. Sistem uygulamanız lazım. Yani bilmediğiniz kelimeleri not almak, internette açıp gramer nasıl gerçekleştiriliyor ona bakmak ki şu anda ki kaynaklar ve imkanlar oldukça fazla. Hiçbir eğitime ihtiyaç duymadan aslında yapabilirsiniz. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişir. Öte yandan Udemy'deki kurslar faydalı olur mu? Kesinlikle faydalı olur. Kesinlikle bu tarz şeylerin size katma değer sağlayacağı gün gibi ortadadır. Ama atıyorum Python'la araç yazma sizi siber güvenlik uzmanı yapmayacaktır. Sadece çerçeveyi anlamanız açısından güzel. Fakat sizi siber güvenlik uzmanı yapan şey aslında sizin konuya olan yaklaşımınız ve yeteneğinizden ibaret. Bir de şunu söyleyeyim, yurt dışında yaşamış ve yurt dışında şu anda hizmet de götüren biri olarak siber güvenlik uzmanı Türkiye'den tedarik ediliyor ve hatta bizdeki uzmanların çoğu yurt dışındaki uzmanlardan daha kalifiye dahi diyebilirim. Ancak şöyle bir durum var tabii ki, bizdeki imkanlar yine de kısıtlı olduğu için kendini geliştirme konusunda insanlar zorlanıyor. Fakat bizdeki yetenekler, bizdeki zekalar yurt dışında olsa çok daha fazla iş yaparlar, buna kesinlikle emin olun. Siber güvenlik alanında Türkiye'de ve yurt dışında iş bulma olanağı nedir, gereklilikler nedir? Herhangi bir okul, üniversite mezuniyeti şartları var mı? Bu alana ilgi duyan bir kişi mezuniyeti, orta öğretim, lise mezunu olsa iş bulabilir mi? Çok güzel bir soru. Aslında başından beri bahsettiğim, aslında okulla bu olayın çok fazla alakasının olmadığını gösterir nitelikte bir soru. Ki şöyle oluyor. Şu anda lise mezunu olsanız, hatta lise mezunu olmasanız dahi iş bulabiliyorsunuz bu alanda. Tabii ki kariyer basamaklarını tırmanma konusunda okul mezuniyetinin olmaması bir engel olabilir.
Ancak iş bulma konusunda şu anda bir engel değil. Çünkü hem çok fazla siber güvenlik uzmanı açığı var, hem de bu iş birazcık yetenek işi. Farklı noktalara dayanıyor. Yani tek başına okulu okuyup da siber güvenlik uzmanı olma şansınız olmayabiliyor. Veya o kişiden yeterince verim alamayabiliyorsunuz. Bu nedenle artık mezuniyet koşulu çoğu şirket tarafından kaldırıldı. Yani mezun olmasa dahi işini eğer iyi yapıyorsa, uluslararası sertifikalara sahipse, atıyorum İngilizcesi ise, yabancı dili varsa, profesyonel bir duruşu varsa, bu insanları şirketler kadrolarına dahil ediyorlar. Online oyunlarda nasıl hile yapıldığını ve hile yapanların nasıl tespit edildiği sorulmuş. Şimdi tabii buna geçmeden önce offline oyunlarda nasıl hile yapıldığını biliyor olmak gerekli. Eğer ki bunu biliyorsanız aslında online oyun dediğimiz şey de client server mimarisine dayanıyor. Yani aslında iki taraf birbiriyle sürekli iletişim halinde ve bir tarafın verdiği farklı cevaplar, ilginç istekler karşı tarafta farklı algılanabiliyor. Bu nedenle aslında client server mimarisini biliyorsanız nasıl hile yapıldığını da az buçuk tahmin ediyor olmanız gerekir. Yani çok teknik aslında açıklamaları var. Korunma yöntemleri de var. Hile yapanın zaten ortaya çıkması belli başlı hem teknik kriterlere dayanıyor. Yani teknik takibi yapılabiliyor. Hem de aynı zamanda teknik olmayan şekilde de ya bu adam vardı ama bu adamı öldüremedik ya da işte ne kadar zamanda şu kadar puana ulaşmış, nasıl ulaşmış gibisinden belli başlı şikayetlerle, şikayet mekanizmalarıyla tespit edilebiliyor. Her günün sonunda zaten bir hesabı kilitlemek veya bir IP adresini banlamak zor bir iş değil. Ancak açığı bulmak, yani bu online oyunlarda açık bulmak offline oyunlara nazaran daha zor. Çünkü oyunun bir tarafı server tarafı online duruyor, bir de istemci tarafı var, client tarafı var, offline duruyor. Bu nedenle birazcık client tarafında modifikasyonlara giderek, araya girerek, girmeye çalışarak oyunlara hile yapmak mümkün olabiliyor. Evet, sorularınızı bana videonun açıklamasındaki linkten ulaştırabilirsiniz ve her zaman olduğu gibi kanalı takip etmeyi ihmal etmeyin.